Ben Kepez Hastane tarafından geliyordum. İstanbul yolu ana cadde İstanbul yolun çıkarken bu vatandaş bağlı karakol tarafından giriyor. Yol benim hakkım olduğum halde beni önüme çıktı. Ben buna korna ikaz ettiğim halde durmadı. Durmadı ve silme silmeye geçti. Ben de frene basınca haliyle arabanın içinde dolu, tıklım tıklım arabanın içinde dolu sabah saatlerinde. Arkadan hemen araba duramayınca benim arkadan bana vurdu. Bu vatandaş arkadaş ya hem suçlu olduğu halde arabadan aşağı indi. El goru hareketleri yaparaktan ben yine arabadan aşağı inmedim. Aşağı indim. Kendisine baktım senin yüzünden arkamda senin yüzünden sana durmadın. Ben frene bastım. Arkamdaki araba geldi bana vurdu. Kendisine bunu izah ettim. Arka bir arabayı da gösterdim. Bu hala daha üzerime yürüdü. Ağzından küfür kaçırdı. Haşa yani dini inancımızı Allah'a küfür etti. Ben de dayanamadım artık. Buna olay bu şekilde. Bir tane de bu. Yani tabii ki o haliyle artık dövüşte kavgada yumruk aranmaz. Ben bu konuda yani üzgünüm. Herkes hakkını riayet etsin. Yani önce yani kurallara uysun. Derdimiz o. Bir de şunu kimsenin değinmediği şu var. Erdemli Caddesi sabah saatlerinde 9'da 8'de 9 arası akşam işçi çıkışı o lütfen o Erdemli'de çalışan memur personeli, işçi personeli mümkünse onların işçi servisleri var. Onlardan rica ediyorum. Yani özellikle yani işçi servislerini kullansınlar. Kendi özel arabalarını kullanmasınlar. Nasıl sabah ben evden çıktım? Ha benim evdeki ailem, ha arabanın içindeki yolcu. Onların canları, şeyleri hepsi bize ait. Namusu, canlı, güvenliği hepsi bize aittir. Sessiz çığlığımızı duymak için buraya geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz Ereğli'de 23 hatta 115 otobüste hizmet veren Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi kaptanlarıyız. Bizim sıkıntılarımız sivil araçların duraklarımızı işgal etmesi, yol ortasında yolcu indir bindir yapmalarımız, bununla alakalı doğan kazalar, işte 2 gün önce yaşadığımız talihsiz bir olayımız var. Nuri abinin yaşamış olduğu kaza olayı var. Bizim sitemlerimiz genelde bunlar için. Ereğli'nin doğmamış çocuğunu taşıyoruz. Ereğli'nin öğrencisini okula taşıyoruz. İşçisini işine yetiştiriyoruz. Yani öyle bir onurlu meslek yapıyoruz ki vatandaş önce canını Allah'a sonra da bize emanet ediyor. Bizim 16-17 saat çalışma sürecimizde direksiyon salladığımız süreçlerde sivil vatandaşların geçiş üstünlüğümüz bizde olmasına rağmen araçlarımızın önüne ani çıkışlar yaparak efendime söyleyeyim sürekli trafikte bize yol vermeme mücadeleleriyle beraber çok büyük sıkıntılarımız var. Duraklarımız dolu. Sivil araçlar tarafından işgal edilmiş durumda ve biz bunları yolcuları ister istemez yol ortasına indir bindir yapıyoruz. Tepki alıyoruz. Arkamızdan küfürler, hakaretler ediliyor bize. Arkamızda duran araçlar yolcu indir bindir yaparken korna, işte el kol hareketi hakaretlerle bize işe yapıyor. Yani bizim şeyimiz burada hakkıyla, hukukuyla, adabıyla hizmet veriyoruz. Bu hizmete saygı gösterilmesini istiyoruz. Saygı gösterildiği sürece yani trafikte aksaklık yaşanmaz. Trafikte sıkıntı yaşanmaz. Trafikte kavgalar olmaz. Olmaması için yani Ereğli vatandaşı, Ereğli'nin insanı, trafiğe çıkan insanlarımız, özellikle hani biz 2:30'dan sonra okul çıkışları, iş çıkışları yaşandığında trafik ciddi anlamda sıkışıyor. Ters yönden girenler, düz yönden girenler, kurallara uysa böyle bir sıkışmanın, böyle bir tartışmanın olmayacağına inanıyoruz. Aynen öyle.